başladı oldu. Ve o günden bu yana hizmet veriyor. Programın oluşturulması alakalı Sayın Bakanımızla bahsettiğim gibi aslında dünyadaki iktidar modelleri araştırıyoruz. Bununla alakalı en çok Amerika'daki iktidar modellerinin ergenlerden aracılarında da oluyor. 18 yaş altı beyin gelişimi devam ettiği için madde kullanımı aslında hafıza ile ilgili çok ciddi bir probleme sebep oluyor. Yani algılarında bir sorun yok. Söylenen her şeyi öğreniyorlar ama bir saat sonra sorarsanız unutuyorlar. Bu yüzden ne kadar tedavide çok tekrarlı görsel materyal kullanırsanız hafızada kalıcı o kadar arttırıyor. Hastayı tedaviye alırken ailenin onayını alıyoruz ama aileye şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hastanızı tedavi edeceğiz ama bir şartımız var. Bu süreçte siz de tedavi edeceğiz. 6 aylık yapılandırılmış bir aile programı sunuyoruz. Ailelerin bir eğitim karnesi var ve aileler o eğitimi tamamlarsa hastaların da tedavisi bitiyor. Yani hastanın tedavisi ailenin eğitimiyle beraber bitiyor. Ben merkezde kalırken sakatete bahsetmiyorum. Yani burada aile ziyaretleri başlıyor, dışarıdaki risklere göre tedavi tekrar dönüşüyor. Ve biz her riske karşı onları uyarlamaya çalışıyoruz. Yani aslında bir sosyal çevre değişikliğini de tedavi içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Bağımlılıkla alakalı şöyle bir şey söz konusu. Şimdi tedavideki her türlü şeyle alakalı olumlu aktarı özendirmeye çalışıyoruz. Ama olumlu... Komisyona 12 tane milletvekilimiz seçildi. 12 milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 4 tane partiden ortak bir görüş olarak uyuşturucu ve yeni çıkan uyuşturucu maddelerle alakalı komisyonun çalışmalarda başladı. 10 Ocak 2018'den bu yana yaklaşık 3,5 ay oldu. Komisyonumuzun çalışma süresi normalde 3 ay artı 1 ayda uzatma alıyoruz. Toplam 4 ay çalışacağız. Bu süre içerisinde hem uyuşturucu madde hem de yeni bağımlılık türleriyle alakalı çalışmalar yapacağız. 9 dinleme yaptık, 9 toplantımız oldu. Bu süre zarfında akademisyenler, bilim adamları, bütün hemen hemen bakanlıklarımızdan, bürokratlar, genel müdürlerimiz, STK'larımız başta olmak üzere ve Yeşilay dahil dinlemelerimizi gerçekleştirdik. Uyuşturucuyla nasıl mücadele edilecek, bu süreçte alınması gereken ne gibi önlemler var, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bugün de ilk defa bir il ziyareti gerçekleştirdik. Çalışmaları görmek istiyoruz. Sadece teorik olarak dinlemek değil, sahada özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımız ne gibi çalışmalar yaptılar. Özellikle de yerel yönetimlerimizin uyuşturucuyla mücadele noktasında ne gibi çalışmalar var, onları yerinde tespit ettik. Bugün sağ olsunlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve valimiz bizi misafir ettiler. Çok güzel bir sunum gerçekleştirdiler. Ben öncelikle kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizde Büyükşehir Belediye'mizin kurmuş olduğu adeta Gaziantep modelinde bir rehabilitasyon merkezi. Çok farklı bir konsept. Bunu tabii ki diğer illere de yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk projeleri adı altında yapmaları gerektiğini de ayrıca ifade etmek istiyorum. Çok başarılı bir merkezi var. Burayı bir ara çok...